Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Sendeyiz öğrencileri. Şimdi birinci videomuzda biz coğrafi konumun özelliklerinden bahsetmeye başlamıştık arkadaşlar bu üniteyle alakalı. Ve enlemin özelliklerinden bahsetmeye başlamıştık. Paralellerin özelliklerinden ve özellikle kilometre hesaplarından bahsetmiştik. Şimdi yeni konumuzda boylamlar ve meridyenlerle alakalı bir videoyla karşınızdayız. O zaman ben Zımba gibiyim. Eğer sen de öyleysen ve sendeyiz hocam diyorsan hemen başlayalım sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar biz enlemlerin yani paralellerin özelliklerinden bahsetmiştik. Şimdi bu videomuzda da enlemin etkilerinden biraz bahsedeceğiz. Biz özel konum kavramını konuşurken şunu söylemiştik. Özel konumun bulunmuş olduğu her yerin kendine has özellikleri var demiştik. İşte bu biraz enlemle içi dışlı bir konu arkadaşlar. Dolayısıyla burayı pür dikkat dinlemenizi istiyorum sizden. Şimdi enlem neleri belirler? Hocam enlem 1. İklimi etkiler. Enlem iklimi nasıl etkiliyor? Hemen bakalım. Arkadaşlar şimdi biz neden bahsetmiştik? Enlem değerlerinde 0 derece neydi? Ekvator çizgisiydi. Dolayısıyla ekvator çizgisi arkadaşlar nedir? Aslında güneş ışınlarının en dik açılarla geldiği çizgidir. Güneş ışınları ekvatora en dik açılarla gelirken en dik açılarla gelirken kutuplara gidildikçe ne yapar? Arkadaşlar gördüğünüz gibi eğik açılar, daha eğik açılarla gider. Dolayısıyla bu farklı gidişi yani güneş ışınlarının farklı gidişi aslında güneş ışınlarının düşme açısını etkiler. Peki güneş ışınlarının düşme açısını etkilediğine göre o zaman iklimi etkilemiş olmuyor mu sevgili arkadaşlar? Çünkü bir yere güneş ışınlarının ne kadar geldiği, ne süre geldiği, hangi sıklıkta geldiği, hangi zaman dilimlerinde geldiği o bölgenin iklim özelliklerini oluşturur. Yani bugün mesela ülkemiz üzerinden örnek verecek olursak Karadeniz ikliminin güneş ışınlarını alması açısıyla Akdeniz bölgesinin güneş ışınlarını alma açısı aynı mı? Değil. Bundan dolayı da biz Akdeniz bölgesinin daha sıcak, Karadeniz bölgesinin daha soğuk olduğunu söylüyoruz. Bu neyle alakalı? Enlemle alakalı arkadaşlar. Dikkat edin. Şimdi burada özellikle bir konuya dikkat çekeceğim arkadaşlar. Bir konuya dikkat çekeceğim. ÖSYM bu konuyla alakalı bazen şöyle sorular sorabiliyor. Yanıltıcı da olabiliyor bu bizim için. Şimdi ben aynı coğrafya üzerinde bir yerin sıcaklığını enlemle nasıl açıklarım? Enlemsiz nasıl açıklarım? Yani enlemle ne alakası var? Onu söyleyeceğim. Şimdi örneğin şöyle burası ekvator çizgimiz olsun, 0 derece çizgimiz olsun ve şurası 36 derece kuzey paraleli. Bu paralel dairesi arkadaşlar aslında Türkiye'nin en güneyinden geçen paralel çizgisi. En kuzeyinden geçen çizgimizin adı da 42 kuzey paraleli. Şimdi bana vermiş olduğu özellikler de arkadaşlar ben 36 çizgisinin sıcak, 42 çizgisinin soğuk olduğu ile alakalı özellikler söylersem o zaman bu enlemle alakalıdır diyebilirim. Mesela şöyle söyleyelim. İşte Antalya'da yaz aylarının Konya'dan daha sıcak olması neyle ilgilidir dersek bu enlemle alakalıdır diye doğrudan cevap veririz arkadaşlar. Neden? Çünkü Konya İç Anadolu'dadır ve daha yüksek enlemlerde yer alır. Antalya'ya göre. O zaman Antalya güneş ışınlarının daha dik açılarla alacağından dolayı Konya'ya göre. O zaman ben ne diyeceğim arkadaşlar? Antalya daha sıcak, Konya daha soğuk olabilir derim. Ancak şöyle bir durum var. Örneğin şöyle bir şey çıktı karşımıza. Trabzon'da yaz sıcaklıklarının ya da kış sıcaklıklarının diyelim. Kış sıcaklıklarının Erzurum'dan daha yüksek olmasının nedeni enlemle ilgilidir dersem işte o zaman çuvallamış olurum arkadaşlar. O zaman hata yapmış olurum. Neden? Çünkü arkadaşlar enlemle açıklamamız gerekseydi yani bu durum enlemle açıklanabilseydi Trabzon Erzurum meselesini söylüyorum. Konya ve Antalya enlemle açıklanır. Onda şüphemiz yok. Ancak Trabzon Erzurum meselesi enlemle açıklanabilseydi o zaman Erzurum'un kışın Trabzon'dan daha sıcak olması gerekirdi. Bana tam tersini söylüyor. Diyor ki Trabzon kış sıcaklıkları Erzurum'un kış sıcaklıklarına göre daha fazladır diyor. O zaman bu enlemle arkadaşlar ne yapılamaz? Açıklanamaz.
Peki hocam neyle açıklanır? Arkadaşlar denizellikle açıklanır. Neden? Çünkü Trabzon'un denize kıyısı vardır. Erzurum'un denize kıyısı yoktur. Dolayısıyla denize kıyısı olan bir yerin ikliminin daha yumuşak olduğu bir gerçek. Bunu iklim konusunda daha detaylı şekilde inceleyeceğiz. Yani özellikle bakın buraya birkaç tane ünlem atıyorum arkadaşlar. Bu önemli bir konu. Buradan sorular çok çıkar. Kafa karıştırıcı sorular çıkar. Onun için ben bir yerin enlemle ilgili bilgi verip vermediğine bakacaksam o zaman oranın ekvatora yakın olan kısmının sıcak, ekvatordan uzaklaştıkça soğuk olduğunu düşüneceğim. Ya bu gerçeği dışına çıkmayacağım. O zaman bu enlemle ilgili olabilir. Bunun dışına çıkan bir bilgi varsa o zaman diyeceğim ki hemen orada şüpheleneceğim. Ha bir dakika, Ahmet Hoca bana demişti ki bunun dışına çıkan bir bilgi varsa o zaman bu enlem değildir. Ne olduğunu bilmene gerek yok. Bu işte Batı Avrupa kıyılarında Gulf Stream sıcak su akıntısı olur. Ya da işte herhangi bir yerde Lodos rüzgarının etkili olması olur. Ya da ne bileyim Karayel rüzgarının Batı Trakya'da etkili olması olur vesaire. Bu özellikler önemli değil. Neyle ilgili oldu? Ben enlemle ilgili olmadığını bileceğim. Onu baştan kabul edelim. İlerleyen konularda zaten bunların daha detaylı şekilde neyle alakalı olduğu kısmına gireceğiz. Ama buradaki koymuş olduğumuz ünlemi arkadaşlar unutmayın. Bakın bol çizgi yaptım sizin için. Aynı şekilde bununla alakalı mesela İzmir'de sıcaklıkların işte Erzurum'dan yüksek olması gibi bir ifade ya da buna benzer bir şey verirse bu da beni şaşırtır. Neden? Çünkü bu ikisi zaten aynı benzer paraleller üzerinde yer alıyor. Dolayısıyla ben enlem dediğim zaman kuzey güney doğrultulu bir özellik arayacağımı unutmayacağım arkadaşlar. Evet, o zaman iklimi etkiledik. Güneş ışınlarının düşme açısını etkiledik. Sıcaklığın dağılışını etkiledik. Peki hocam başka neleri etkiler? Evet arkadaşlar, denizlerin tuzluluk oranlarını etkiler. Hayda, nereden çıktı denizlerin tuzluluk oranı? Hocam yemek mi bu? Tuz mu atıyoruz? Nereden çıktı bu tuz? Arkadaşlar bu tuz meselesini size çok basit bir tanımla anlatacağım. Şimdi şöyle düşünelim. Sonuçta Akdeniz'imiz var, bir de Karadeniz'imiz var. Ben iki deniz arasında örnek vererek enlemin denizlerin tuzluluk oranına etkisinin nasıl olduğunu açıklayayım. Şimdi iki tane bardak çizelim arkadaşlar biz. İki tane bardak çizelim. Resmim biraz iyi değil. İdare edin beni. Şimdi arkadaşlar bardaklarımızdan bir tanesini bir ısıya maruz bırakalım. Bu ısı benim burada güneş ışını oluyor. Siz farklı bir ısı da söyleyebilirsiniz. Bir ısıya maruz bırakalım. Bir tanesinde daha az bir ısı olsun. Yani birinin ısı derecesi fazla olsun. Örneğin şunun A diyelim. Bunun ısı derecesi daha fazla olsun. Buna da K diyorum. Neden B demedim? Çünkü Karadeniz. Bu da Akdeniz olsun. Şimdi buranın ısı derecesi daha fazla olduğu için buranın arkadaşlar içerisindeki tuz miktarını, örneğin bunların içindeki tuz miktarını aynı yapalım. İkisinin de tuz miktarları birbirleriyle benzer nitelikte. Aynı oranlarda tuz miktarları var. Ancak ben buna bir ısı uyguladım. Isı uyguladığım zaman burada bir buharlaşma söz konusu olur mu arkadaşlar? Olur. O zaman buradaki suyun seviyesinde bir alçalma olur mu? Olur. Buharlaşmanın etkisiyle su seviyesinde bir alçalma söz konusu olur. Bunu sadece mantığınızı buraya kavratabilmek, bunun gerekçelerini anlayabilmek açısından veriyorum arkadaşlar. Yani gerçekliği yok. Ancak akıl ve mantıkla düşündüğünüz zaman bu böyle. Şimdi aynı ısıyı buraya uygulamadığımız için bunun su seviyesi ne yapacak arkadaşlar? Yukarıda. Şimdi arkadaşlar bu suları bir karıştırıp için bakalım hangisi daha tuzlu gelecek. Değil mi? Arkadaşlar bu bardak daha tuzlu gelecek. Neden? Çünkü suyu az. Suyu daha fazla olanın şeyi daha fazla olacak. Ama suyunun az olmasının nedeni ne? Güneş ışınlarının düşme açısı. Sıcaklık. Buharlaşma. Dolayısıyla o zaman ben Akdeniz bölgesinde Akdeniz'in deniz tuzluluk oranının daha fazla, Karadeniz'in tuzluluk oranının daha az olduğunu söyleyecek miyim? Evet. Ekvatordan başlayarak kutuplara gidildikçe, kuzeye ve güney kutbuna gidildikçe o zaman denizlerin tuzluluk oranı azalır mı? Azalır.
Bu bize enlemin etkisini verir. Ancak aksini ifade eden bir özellik, aksini ifade eden bir cümle olursa, o zaman ben burada oranın enlemle alakalı olmayan farklı bir sürecin içerisinde bir özellik arayacağım. O zaman orada az önce yaptığımız gibi enlem yok diyeceğiz, çarpı atacağız. Eğer enlem varsa, ekvatordan başlayarak kuzey kutbuna ve güney kutbuna gidildikçe denizlerin tuzluluk oranları azalır arkadaşlar. O zaman denizlerin tuzluluk oranını etkiledi. Peki başka neyi etkiler enlem? Gece ile gündüz arasındaki zaman farkını etkiler. Arkadaşlar şimdi biz bir zaman yaşıyoruz. Bu zamanın yaşanması ekvatorun değil de daha çok meridyenlerin yani boylamların etkisi. Çünkü dünya böyle doğu batı istikametinde döndüğüne göre ne yapıyor? Boylamların etkili olduğu bir özellik ortaya çıkıyor. Ancak belli yerlere güneş ışınları daha dik açılarla gelirken bazı yerlere daha eğik açılarla geliyor. Dolayısıyla bazı yerlerde gece süresi daha uzun, bazı yerlerde gündüz süresi daha uzun gibi kavramlar ortaya çıkacak ki biz bunu ekinoks tarihlerinde vereceğiz. İlerleyen derslerimizde daha detaylı işleyeceğiz. Ekinoks tarihleri dediğimiz işte dönencelerin etkili olduğu bir dönem çizelgesi çizeceğiz. İşte 21 Haziran Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüzün yaşandığı zaman dilimidir diyeceğiz. Ya da 21 Aralık aynı şekilde Güney Yarımküre'de en uzun yaz ayının olduğu ve en uzun gündüzün yaşandığı zaman dilimidir diyeceğiz. Onları detaylı şekilde inceleyeceğiz. Ama o zaman bu derse ben neyi bileceğim? Gece ve gündüz süre farkını da ne belirliyormuş arkadaşlar? Enlem belirliyormuş. Yani bir yerin enlem konumu bana bu bilgiyi veriyor. Peki devam edelim. Kalıcı kar sınırı yükseltisini etkiler. Bir de kalıcı kar. Arkadaşlar bakın bu kavramlar karşınıza daha sonra sık sık çıkacak. Kalıcı kar sınırı, yerleşme sınırı, yerleşme ve tarım faaliyetleri fark etmez. Bunlar bana bir yerin arkadaşlar enlemle alakalı ifadelerini verecek. Neden verecek? Şimdi baktığınız zaman yine bir dünyamızı şöyle çizelim şuraya. Ekvatorumuzu da şöyle konduralım. Şimdi arkadaşlar baktığınızda buraların ne dedik? Ekvatora yakın olan yerlerin yani alçak enlemler dediğimiz önceki videoda anlattığımız alçak enlemler dediğimiz yerlerin sıcaklığının daha da yüksek olduğunu orta enlemler ve alçak enlemlere gidildikçe sıcaklığın düştüğünü söyledik. Peki sıcaklık düşerse ne etkiler arkadaşlar? Kalıcı kar sınırı etkilenir. Neden? Çünkü burada kalıcı kar sınırı arkadaşlar baktığınızda mesela şurada 4000 metre vermişiz biz. Ve yerleşme de buraya kadar çıkmış gördüğünüz gibi. Ev var burada bakın. Ev ve bitki örtülerini görüyorsunuz. Bunlar evler ve bitki örtüleri. Şimdi burada yaklaşık 4000 metre yükseklik vermişiz. 4000 metreye kadar ev de çıkmış. Dolayısıyla kalıcı kar da 4000 metre yüksekliğe kadar çıkmış. Yani kalıcı kar sınırı yukarıda. Neden yukarıda? Çünkü sıcak bir arazi. Yani bugün ekvator üzerinde bulunan bir dağın tepesine çıkarken karşılaşacağınız karın seviyesiyle kutuplara yakın olan bir dağda karşılaşacağınız kar seviyesi aynı mı? Değil. Hatta şöyle ki tam kutuplara yaklaştığınız yerde bir dağ üzerinde arkadaşlar tamamının buzullarla kaplı olduğunu görürsünüz. Burada örnekte gösterdiğimiz gibi. Bakın tamamı buzullarla kaplı. Neredeyse dağın tamamı buzullarla kaplı ve buzullarla kaplı olduğu için de arkadaşlar bakın yerleşmenin sınırı da ne yaptı? Düştü. Yerleşmenin sınırı da aşağıya indi. Dolayısıyla biz o zaman enlemin etkisinin güneş ışınlarının düşme açısını belirlemesinden dolayı kalıcı kar sınırının ekvatordan kutuplara doğru değişime uğradığını ne yapacağız? Bileceğiz sevgili arkadaşlar. Bunun da neyle alakalı olduğunu söyleyecekmişiz o zaman? Enlemle alakalı olduğunu söyleyecekmişiz. Ya bu bizim enlem neymiş arkadaşlar? Bakın ne kadar çok şeyi etkiliyor. O zaman bu enlem önemli. Bundan sonra işleyeceğimiz derslerde de enlemden dolayı bir sürü farklı şeyler ortaya çıkacak. Dolayısıyla enlem kavramı bizim için önemli arkadaşlar. Şimdi yerleşme ve tarım faaliyetlerinin sınırını belirler dedik. Bitki örtüsü çeşitliliğini de etkiliyor. Bakın bitki örtüsünün çeşitliliği de etkileniyor. Neden? Çünkü arkadaşlar bir yerin iklimsel anlamda sıcak olması bitki örtüleri için avantajlı bir özellik sağlar. Ancak bitki örtüsü için dezavantaj olan özellik nedir? Bir yerin soğuk olması. Soğuk arazilerde bitki yetiştirmek mümkün mü?
değil. Ancak oraya uygun, oraya uyum sağlayabilen bitki örtülerini biz o bölgede görebiliriz. Dolayısıyla biz yerleşme ve tarım faaliyetlerini etkilediği gibi tarım da olsa, yerleşme de olsa aslında bitki örtüsü çeşitliliğini de etkilediğini söyleyeceğiz. Dolayısıyla ekvatora yakın arazilerde bitki örtüsü çeşitliliği fazlayken ekvatordan uzaklaştıkça, kuzeye doğru gidildikçe ya da güneye doğru gidildikçe bitki örtüsü çeşitliliğinin de azaldığını söyleyeceğiz. Ama yine burada özellikle söylüyorum, bunun dışında bir bilgiyle karşılaştığınız zaman bununsa enlemle alakalı olmadığını söyleyeceksiniz. O ayrı. Peki hocam, devam edelim. Bu enlem daha nelere etkiliyor bakalım. Şimdi toprak çeşitliliğini etkiler demişiz. Nasıl etkiler toprak çeşitliliğini? Arkadaşlar şimdi biz burada çöllerden bahsediyoruz. Burada buzullardan bahsediyoruz. Şimdi sonuçta bu bir yer kütlesi ve burada çölün üstüne basıyorsunuz. Sandalet biterlikte. Burada da bir botla karın üstüne basıyorsunuz. O zaman arkadaşlar ben buradan anlayacaksam toprak çeşidini etkilemiş mi enlem? Etkilemiş. Yani sıcaklıkla beraber toprağın çeşidi de etkilenmiş. Neden? Çünkü burada aşırı sıcaktan dolayı toprak ve taş bitki örtüsü, taş örtüsü ne yapmış? Çözülmeye uğramış. Dolayısıyla parçalanmış. Bir fiziksel parçalanma yaşanmış. Dolayısıyla kumullar oluşmuş. Ancak burada toprak kütlesini görmek bile mümkün değil. Çünkü yine enlemin etkisine bağlı olarak sıcaklığın burada düştüğünü söylüyoruz. Dolayısıyla burada toprak kütlesini, toprak çeşidini etkilediğini söyleyeceğiz. Aslında arkadaşlar burada şöyle bir geniş çerçeve baktığımız zaman şunu anlıyor muyuz? Yani coğrafya aslında bizim hayatı okuma kitabımız arkadaşlar. Yani ben aslında şu an hayatı okuyorum farkındaysanız. Siz de hayatı okuyacaksınız coğrafya ile beraber. Yani bunu bu şekilde öğrenirseniz, bunu bu şekilde yerleştirirseniz zihninize hayatı böyle öğrenmiş olacaksınız. Dolayısıyla ben bunu bu şekilde okumayı öğrenirsem hayatı okumayı öğrenirim. Coğrafya arkadaşlar hayatı okumayı öğrenmektir. Bunu da şeye yazın. Test kitaplarınızın kenarına not olarak düşün. Benim sözüm. Çalmayın sözümü. Akarsu rejimlerini etkiler demiş ikincisi. Akarsu rejimi ne demek? Hocam önce bana rejimi anlat. Ondan sonra bunun enlemle alakalı olup olmadığını söyle. Şimdi arkadaşlar rejim bir akarsuyun yıl içerisindeki seviye miktarı ile alakalı. Yani seviyesi ile alakalı. Örneğin ekvator üzerindeki bir akarsuyun seviyesi ile kutuplardaki akarsuyun seviyesi aynı mı? Değil. Neden? Çünkü ekvator üzerinde aşırı sıcak var. Dolayısıyla buharlaşma var. Buharlaşma varsa o zaman burada rejimde de sık değişiklikler söz konusu olacak. Enlem etkisiyle beraber kuzeye ya da güneye doğru hareket ettiğimiz zaman rejimdeki değişiklik hızı da ne yapacak? Düşecek. Neden? Çünkü özellikle kuzeye doğru yaklaştığımızda ya da güneye doğru yaklaştığımızda soğuk arazilerin daha fazla olduğunu göreceksiniz. Hatta belki çoğu akarsuyun donduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla sıcaklık, enlem o zaman akarsuların rejimlerini de etkiler mi? Etkiler. Bir yıl içerisinde örneğin Türkiye'deyken bir yıl içerisinde bir akarsuyun belli dönemlerde hızının fazla, belli dönemlerde hızının az olduğunu söylüyorsak biz burada enlemin etkisinden bahsedebiliriz. Biraz daha kuzeye gittiğimizde başka bir örneğin Volga Nehri ile işte bizim Sakarya Nehri'ni karşılaştıran bir soru örneği verdiğimizde buradaki rejim değişikliği ile oradaki rejim değişikliğinin farkı bana enlemin etkisini gösterecek. Ancak bunun dışında verilen herhangi bir bilgi yine enlem dışında olduğu için ben yine o çarpı yatacağım. Bu enlem dışıdır diyeceğim. Ama bu doğrultuda verilen her soru bana akarsuyun rejimini etkilediğini ispat eder. Peki az önce söyledik. Tarım ürünlerinin çeşitliliğini de etkiliyor. Tarım ürünlerinin çeşitliliğini nasıl etkiler? Şimdi dedi ki enlem değerlerinin bir yerde belli bir arazide enlem değerlerinin düşük olduğu, alçak olduğu alanlarda sıcaklık daha fazla olacağı için tarım ürününün çeşitliliği artar. Birden fazla tarım ürününün çeşitliliği olur. Ancak daha kuzeye gittiğinizde, soğuk araziyi gördüğünüzde tarım çeşitliliği ne yapmış olur? Azalmış olur. Örneğin Türkiye'deki tarım çeşitliliği ile Rusya'daki tarım çeşitliliği aynı mı arkadaşlar? Değil. Rusya'daki tarım çeşitliliği daha az. Belli tarım ürünleri yetişir. Çok az tarım ürünü yetişir. Neden? Çünkü arazi soğuk.
Aynı şey ülkemizin içerisinde de geçerli. Örneğin Akdeniz'deki tarım çeşitliliğiyle İç Anadolu'daki ya da Karadeniz'deki tarım çeşitliliği aynı mı? Değil. Neden? Çünkü ekvatora daha yakın olan bölgenin enlem değerleri daha düşük olan bölgenin tarım çeşitliliği de daha fazla olur. Peki yerleşme biçimlerini etkiler demişiz. Yerleşme biçimlerini de etkiler. Neden? Çünkü arkadaşlar ekvatora yakın olan bir arazide yerleşme biçimiyle ki bu her şeye girer. Mesela günlük kıyafetler bile etkileniyor. Ev nasıl etkilenmesin değil mi? Mesela siz kutuplarda iglo evler yapıyorsunuz. İglo evleri yani buz evleri getirip ekvatora koyun bakalım ne oluyor? Saniyesinde erir değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla o zaman yerleşme biçimini de aynı zamanda ev biçimini de konut tiplerinde her şeyi bu anlamda etkilediğini söyleyebiliriz. Hayvanların dağılışını aynı şekilde etkiler mi? Etkiler. Hayvanların dağılışını nasıl etkiler? İşte görüyorsunuz. Deve, kutup ayısı. Yani hayvan dağılışında. Çünkü sonuçta biz insan olarak coğrafya, doğa ve insan ünitesinde konuştuğumuz gibi coğrafyaya dağılıyoruz. Yerleşiyoruz coğrafyanın içerisine. Hayvanlar da buna uyum sağlamakla mükellef. Dolayısıyla bitkiler uyum sağlamaya çalışıyorsa hayvanlar da uyum sağlayacak. Çünkü sonuçta bunlar da bir canlı. Dolayısıyla canlı türlerin her biri sıcaklıktan etkilenir. O zaman enlem de burada canlı türlerin hepsini etkiler dersem doğru bilgi olmuş olur sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar şimdi bir de meridyen ve boylam kavramından bahsedeceğiz. Meridyen ve boylam kavramı nedir? Meridyen ve boylam kavramının diğer önceki dersimizde biz enlemden bahsetmiştik. Enlemle ya da paralel demiştik. Ne demiştik? Birbirine paralel giden çizgiler demiştik. Boylamlarsa boydan gidenler demiştik. Bunların diğer bir adına biz meridyen demiştik. Şimdi bununla alakalı yani teorik bilgi olarak şu kavram ortaya çıkıyor Greenwich. Ama çok mühim mi? Değil. Zaten test kitapların çoğusu size bunu veriyor. Tutup da başlangıç boylamı nereden geçmektedir diye basit bir soru sormaz size zaten. Meridyenlerin başlangıç meridyenine olan uzaklığını açı cinsinden değerine boylam denir. Meridyen ve boylam birbirinin yerine kullanılırlar. Yani biz meridyen ya da boylam diyebiliriz. O zaman biz ekvator için demiştik ya 0 derece diye. Biz o zaman bir de burada arkadaşlar 0 derece boylamından bahsedeceğiz. 0 derece boylamı 0 derece boylamı dediğimiz boylam doğusundan arkadaşlar 180 tane, batısında da 180 tane olmak üzere şöyle batı ve doğu yapalım. 360 tane ne varmış arkadaşlar? Meridyen varmış. Şimdi enlemlerle karıştırmayalım. Enlemlerde hatırlayacağınız üzere 90-90 yani güneyde ve kuzeyde şurası ekvator olsun. 90-90 180 tane vardı. Bu ise onun iki katı. Sadece bir yerde var bakın dikkat edin. Doğuda 180, batıda da 180 toplamda 360 tane meridyenden bahsediyoruz biz. Peki meridyenlerin özelliklerine de bakalım. Paralellerin özelliklerine baktığımız gibi. Şimdi başlangıç meridyenin 180 doğusunda 180 batısında olmak üzere 360 tane meridyen vardır bunu söyledik. Başlangıç meridyeninin biz yine şöyle biraz çok basık yaptık ama dünyamızı çizelim. Bu bizim başlangıç meridyenimiz olsun. Başlangıç meridyeninin doğusu ve batısı. Batı ve doğu şeklinde gösterelim. Şimdi Greenwich olduğunu söyledik buranın. Sıfır derecesi olduğunu söyledik. İki meridyen arası uzaklığa bir boylam derecesi denir. Koordinatlar bir yeri daha iyi belirleyebilmek için her meridyenin derecesi 60 dakikaya her dakika 60 saniye bölünmüştür. Şimdi biz arkadaşlar meridyenlerle alakalı ne hesapları yapacağız? Arkadaşlar meridyenlerle alakalı biz dakika hesapları yapacağız. Şimdi enlemlerle alakalı kilometre hesapları yapmıştık hatırlarsanız. 111 kilometreydi. Burada da dakika hesabı yapacağız. Peki özelliklerini görerek devam edelim. Evet şimdi ekvator üzerindeki iki meridyen arası uzaklık 111 kilometredir demişiz. Kutuplara doğru gidildikçe bu uzaklık azalır. Türkiye üzerinde ise iki meridyen arası uzaklık yaklaşık olarak 85-86 kilometredir demişiz. Bir dakika. Burada şimdi o zaman bir farklı bilgi ortaya çıkıyor. Şöyle bir dünyamızı biz tekrar buraya yerleştirelim.
şu başlangıç boylamımız olsun. Şimdi iki meridyen arasında uzaklık 111 kilometre dedik. Doğru. Şuraya bir ekvator çizelim. Bunu farklı bir kalemle göstereyim size. Şimdi buraya ekvatorumuzu koyduk. Şimdi iki meridyen arasındaki uzaklık 111 kilometre dedik. Ancak 111 kilometre arkadaşlar nerede 111 kilometredir biliyor musunuz? En geniş olduğu yerde 111 kilometredir. Peki göbeğin en geniş olduğu yer neresiydi? Ekvatordu değil mi arkadaşlar? Bakın. Şimdi ben buraya bir meridyen çiziyorum. Bir tane daha yanına çiziyorum arkadaşlar. Bu biraz daha uzak bir meridyen olsun. Daha iyi gözükmesi için. Arkadaşlar bakın. Örneğin şu 10 meridyeni olsun. Şu da 20 doğu meridyeni olsun. Aralarında 10 tane meridyen var. Şimdi ben burada arkadaşlar daha geniş olduğunu görüyorum. Ancak burada ise daraldığını görüyorum farkındaysanız. Bakın daralmış aradaki mesafe. O zaman ben buraya 111 kilometre dersem, burada ikisi arasında da 111 kilometre var desem doğru olur mu? Olmaz. O zaman kuzeye ve güneye gidildikçe iki meridyen arasındaki kilometrenin de azaldığını söyleyeceğim. Bu işte biraz Türkiye'de 85-86 kilometre olmuş. Daha ileride daha düşecek, 50'ye düşecek falan derken burada sıfıra kadar düşecek. O zaman bunların birbirine eşit olmadığını bileceğim. Ama ben işlem yaparken, soru çözerken bana kuzeyden verilmiş, güneyden verilmiş, ekvatordan verilmiş buna bakmayacağım. Çünkü her yerde 111 kabul ediliyor arkadaşlar soru çözerken. Yani soru çözerken ben Türkiye'de 85 kabul ediliyor diye 85'e çarpmayacağım. Her yerde 111 kabul ederek işlemler yapılır. Ona göre hesaplanır. Bunları ona göre hesaplayacağım. Şimdi bütün meridyenlerin boyları birbirine eşittir demişiz. Doğru mu? Evet doğru. Neden? Çünkü hepsi aslında aynı yeri dolaşıyor arkadaşlar. Hepsi aynı yeri dolaştığı için sonuç itibariyle hepsinin boyu birbirine eşit olur. Mesela bir yuvarlak bir nesne anlayınız. Top olabilir. Bu portakal olabilir. Çizip çizip sonra da yersiniz. Tepesinden başlayın. En altına kadar çizmeye başlayın çizgileri. Şimdi bu çizmiş olduğunuz çizgilerde aslında hepsinin birbirine eşit olduğunu göreceksiniz. Yani hepsi bir yarım çember şeklinde. Yani şu tepeden başlayan ve buraya gelen bir yarım çember var. Dolayısıyla hepsinin boyları aslında birbirine eşit. Ancak burada eklemem gereken bir şey var. O da şu. Aralarındaki mesafe birbirine eşit değildir. Burada yukarıda söylediğimiz gibi. O zaman meridyenlerin boyları birbirine eşit. Ancak aralarındaki mesafe eşit değil arkadaşlar. Özellikle şöyle belirteyim, buraya da yazayım. Aralarındaki mesafe birbirine eşit değildir. Ancak boylar birbirine eşittir. Bunun aynısı paralellerin özelliklerinde tam tersi oluyordu. Paralellerin özelliklerinde de paraleller arasındaki mesafe eşitti. Çünkü her paralel birbirine paralel çizilerek gittiği için kesişme söz konusu olmadığı için aralarında bir mesafe farkı yoktu. Ancak onların boyları kısalırdı. Bunların boyları kısalmaz. Yani meridyenlerin özelliklerinin tam tersi paraleller için geçerli. Aynı meridyen üzerinde bulunan bütün noktaların güneş karşısında aynı anda geçtiklerinden yerel saatleri aynıdır. İki nokta çizelim. Örneğin şurasıyla burasının yerel saatleri, burasıyla da burasının yerel saatleri birbirleriyle aynı. Yani aslında bunlar güneşin etrafından aynı anda geçtikleri için dolayısıyla yerel saatleri de aynı. Burada çok abartılacak bir şey yok zaten. Meridyen dereceleri Greenwich'ten doğuya ve batıya gidildikçe büyür. Evet, biz bunu ekvator çizgilerinde de söylemiştik. Ekvator çizgilerinde de sıfırdan kuzeye ve güneye doğru gidildikçe numaraların büyüdüğünü söylemiştik. Burada da yine aynı şekilde başlangıç meridyeninden başlangıç meridyeni olan Greenwich'ten doğuya gidildikçe ve batıya gidildikçe ne yapıyor arkadaşlar? Şey azalıyor. Mesafe, ama aralarındaki rakam büyüyor. Mesela bu sıfırken işte biz burada örneğin 180. paraleli göreceğiz. Burada aynı şekilde 180. paraleli göreceğiz. Ama aralarındaki şey değişmiyor. Boy farkı aynı. İkisi arasındaki boy değişmiyor. Bunlarda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Peki devam edelim. Meridyenler kuzey güney doğrultusunda uzanır diyor. Evet, doğru mu? Doğru.
Hemen bir dünyada burayı çizeyim. Kuzey güney doğrultusunda mı uzanıyorlar? Evet. Bakın kuzey ve güney. Yani paralellerin tam tersi yine aynı şekilde. Kuzey ve güney. Onlar nasıl uzanıyordu? Doğu batı uzanıyorlardı. Bütün meridyenler kutuplarda birleşir mi? Evet birleşir. Bakın şurada arkadaşlar bütün meridyenler ne yapar? Şöyle gösterelim en azından başlangıç kısımlarını. Burada ne yapar arkadaşlar? Hepsi birleşir. Meridyenler bir paralel boyunca birbirlerinden eşit uzaklıkta bulunurlar. Evet bir paralel boyunca birbirlerine eşit uzaklıkta bulunuyorlar. Yoksa meridyenler birbirlerine yaklaşırlar. Aynı paralel üzerinde birbirlerine eşit uzaklıktalar. Ardışık iki meridyen arasında genel saat farkı 4 dakikadır. Evet o zaman ardışık iki meridyen arasında genel saat farkı 4 dakikaymış. Yani biz 111 kilometre demiştik paraleller için. Bunlar için de neymiş? 4 dakika. Peki bu 4 dakika neye göre hesaplanıyor? Şuna göre hesaplanıyor arkadaşlar. Şimdi biz bir dünyanın tam dönüşünün ne kadar olduğunu söylüyoruz? Bir gün. Bir gün yani 24 saat. Şimdi bunu daha kolay hesaplamak için ben 24 saati dakikaya çevireyim. 1440 dakika yapıyor arkadaşlar. 1440 dakika 360'ı böldüğünüz zaman 4 dakikayı buluyorsunuz. Yani aslında bir meridyenin güneşin önünden geçme süresi 4 dakika. 4 derken 360 tanesinin geçme süresi ne yapıyor? 1440 dakika yapıyor ki o da zaten bir gün yapıyor. Şimdi bunlarla alakalı hesaplamalar da yapacağız. Diğer dersimizde arkadaşlar meridyen hesaplarıyla alakalı da konuşacağız. Şimdilik bu kadar. Bu konuyu da doğaya kata kata dedik ya, bu konuyu coğrafya hayatı okumaktır, öğrenmektir dedik. Dolayısıyla bu hayatı okuyarak ve öğrenerek işleyeceğiniz bir konu. Bir sonraki dersimize gelinceye kadar güzelce soru çözerek, konu tekrarı yaparak gelin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.